Bilim tarihinin sayfalarına adını altın harflerle yazdıran Ali Kuşçu, yalnızca kendi döneminin değil, sonraki yüzyılların da ilham kaynağı olmuştur. Semerkent'ten İstanbul'a uzanan ilim dolu yaşamı, gökyüzünün sırlarını keşfetme tutkusuyla şekillenmiştir. Matematikten astronomiye, coğrafyadan eğitime kadar geniş bir yelpazede yaptığı çalışmalar, bilime duyduğu sonsuz aşkın bir aynasıdır. O, yalnızca bir bilim insanı değil, aynı zamanda Osmanlı'nın bilimsel vizyonunu genişleten bir öncüydü. Ali Kuşçu'nun yaşamı ve eserleri, bilimin sınır tanımaz gücünü anlatmak isteyen herkes için bir ışık kaynağıdır. Şimdi hep birlikte bu önemli bilim insanının hayat hikayesine göz atalım. Rabia Aslı'nın Kitap Buldu kanalına hoş geldiniz. Ali Kuşçu, 15. yüzyılda yaşamış olan Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli bilim insanlarından biridir. Gerçek adı Ali bin Muhammed olup, Kuşçu lakabı, Tamerlane döneminde kuşların eğitimiyle ilgilenmesi nedeniyle kendisine verilmiştir. Ali Kuşçu'nun yaşamı, bilimsel merakı ve eserleriyle dolu olup, İslam dünyasının bilimsel mirasına önemli katkılarda bulunmuştur. Ali Kuşçu, 1403 yılında Semerkant yakınlarında doğmuştur. İlk eğitimini annesinden almış ve daha sonra Semerkant'taki ünlü medreselerde ilim öğrenmiştir. İlim ve felsefe alanındaki yetenekleriyle dikkat çeken Ali, Timur İmparatorluğu döneminde Tamerlane'nin sarayında önemli görevler üstlenmiştir. Ancak 1449 yılında Osmanlı İmparatorluğu'na davet edilmiş ve iki. Murad'ın himayesinde İstanbul'a geçmiştir. İstanbul'a geldikten sonra Ali Kuşçu Sultan II. Murad'ın himayesinde Sultan Mehmet II döneminde de hizmetlerine devam etmiştir. İstanbul'da Kur'an-ı Kerim öğretmenliği yapmış, medrese eğitimine katkıda bulunmuş ve dönemin bilimsel çalışmalarına yön vermiştir. 1468 yılında vefat eden Ali Kuşçu, geride bıraktığı eserlerle Osmanlı bilim dünyasında derin izler bırakmıştır. Yaptığı çalışmalar. Ali Kuşçu'nun en önemli katkıları astronomi, matematik ve coğrafya alanlarında olmuştur. Onun çalışmaları, İslam dünyasının bilimsel bilgisini geliştirmede büyük rol oynamıştır. İşte Ali Kuşçu'nun bazı önemli eserleri ve çalışmaları. Risale-i Tebbiye, Tıbbın Risalesi tıp alanında yazdığı bu eser, dönemin tıbbi bilgilerinin derlenmesi ve yorumlanmasını amaçlamıştır. Risale-i Fethiye, matematik ve astronomi konularında yazdığı bu eser, özellikle takvim hesaplamaları ve gök cisimlerinin hareketleri üzerine odaklanmıştır. Tarihi Ali Kuşçu, kendi hayatını ve dönemin bilimsel gelişmelerini anlattığı bu eser, tarih ve biyografi alanında önemli bir kaynak olarak kabul edilir. Astronomik çalışmalar, Ali Kuşçu, İstanbul'da Fatih Camii'nin yanında bulunan bir rasathanede çalışmış ve burada çeşitli astronomik gözlemler yapmıştır. Gök cisimlerinin hareketleri, takvim hesaplamaları ve zaman ölçümü konularında önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Matematiksel çalışmalar, matematik alanında cebir ve geometri üzerine çalışmalar yapmış, bu konularda öğrencilere dersler vermiştir. Ali Kuşçu, Osmanlı İmparatorluğu'nda bilimin gelişimine büyük katkılar sağlamış ve sonraki kuşak bilim insanlarına ilham kaynağı olmuştur. Onun bilimsel çalışmaları, İslam dünyasında bilginin yayılmasına ve geliştirilmesine önemli bir katkı sağlamıştır. Ali Kuşçu'nun bilime olan yaklaşımı, sistematik gözlem ve deneylere dayanmaktaydı ki bu, modern bilimsel yöntemlerin temelini oluşturur. Ayrıca Ali Kuşçu'nun İstanbul'a gelişiyle birlikte, Osmanlı İmparatorluğu'nun bilimsel altyapısının güçlenmesine katkıda bulunmuştur. Rasathanenin kurulması ve buradaki çalışmalar, Osmanlı bilim insanlarının Avrupa ile entelektüel etkileşimde bulunmasına zemin hazırlamıştır. Ali Kuşçu'nun öğrencileri arasında, ünlü Osmanlı astronomu Tihiri gibi önemli isimler bulunmaktadır. Onun bilimsel mirası, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerine kadar devam etmiş ve bilimsel düşüncenin gelişimine temel oluşturmuştur. Sonuç olarak, Ali Kuşçu, bilimsel bilgiye olan derin ilgisi, kapsamlı çalışmaları ve öğretmenlik göreviyle Osmanlı İmparatorluğu'nun bilim dünyasında önemli bir figür olmuştur. Astronomi, matematik ve coğrafya alanındaki katkıları, onun bilime olan adanmışlığını ve entelektüel yetkinliğini gözler önüne sermektedir. Ali Kuşçu'nun eserleri ve çalışmaları, hem kendi döneminde hem de sonraki dönemlerde bilimsel gelişiminin öncüsü olmuş.
Onun mirası günümüzde de bilim insanları tarafından değerle devam ettirilmektedir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir yazarın hayat hikayesinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.